Çok değerli misafirler, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, çok değerli başkanlarım, sayın milletvekilim, sayın müsteşarım, çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün MİP'in fuarında sizlerle beraberiz. Öncelikle pazar günü Ankara'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar versin Rabbim. Ailelerine de Allah'tan sabır diliyoruz. Gerçekten Türkiye terörle çok büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi siz basın mensupları belki herkesten çok daha iyi takip ediyorsunuz ama bu mücadelemizin artık sonuna yaklaştık. Allah'ın izniyle terörü Türkiye'nin topraklarından söküp atacağız. Ama biz biliyoruz ki terör sadece Türkiye'nin sorunu değil. Terör tüm dünyanın sorunu. İşte geçtiğimiz aylarda Paris'te bir terör saldırısında yine Parisli vatandaşlar hayatını kaybetmişti. Pazar günü Ankara'daki terör saldırısında vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Terörün dili, dini, ırkı olmadığı, millet olmadığını her fırsatta dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız her fırsatta bütün dünya ülkelerini teröre karşı bir ve beraber hareket etmeleri için çağrıda bulunuyor. Biz de bu fırsat MİP'ime geldiğimiz bugünlerde sizlerin kanalıyla uluslararası bu ortamda bütün dünya ülkelerine teröre karşı beraber mücadele etme çağrısını tekrar yapmak istiyoruz. Terörü hep beraber, birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek ancak yok edebiliriz. Türkiye'nin bu mücadelesine bütün siyasi partilerin destek olması gerekir. Dün CHP, MHP ve AK Parti'nin bir bildirgesi yayınlandı. Ben CHP ve MHP siyasetçilerine teşekkür ediyorum bu vesileyle. Genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin teröre karşı dik duruşunu bu vesileyle bir kez daha bütün dünyaya aktarmış olduk. Teröre karşı mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz ve en kısa zamanda inşallah Türkiye'nin her köşesinde kamu düzenini yeniden getireceğiz. Bu vesileyle tekrar bu fuar ortamında bütün dünya ülkelerine teröre karşı ortak mücadele çağrısında bulunuyoruz. Ve hayatını kaybetmiş olan bütün vatandaşlarımıza, askerimize, polisimize, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu son olur. Bundan sonrasında huzur, birlik, dirlik ve düzen içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 780 bin metrekaresinde 78 milyon bir ve beraber olarak yaşarız. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize sekte vurmaya çalışanlar, darbe vurmaya çalışanlar şunu bilsinler ki Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Her şeyin üstesinden gelir. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara, kardeşlik bağımızı koparmaya çalışanlara karşı da gereken cevabı milletimiz her fırsatta veriyordur, vermeye de devam edecektir. Biz bu vesileyle tüm dünyaya Türkiye'nin terörle boğulmuş bir ülke olmadığını göstermek için özellikle 64. hükümetin bir bakanı olarak bugün Kan'daki MİP'in fuarına katılmak istedik. Zaten programımızda vardı. Terörün en büyük hedefi zaten vatandaşlarımızı panik haline sokmak, kaos ortamı içinde onların kendi içine kapanmasına sağlamak, bir güvensizlik, istikrarsızlık ortamı oluşturmaktır. Buna fırsat vermememiz gerekiyor. Normal yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Normal yaşantımıza devam ederken de Türkiye'yi daha ileriye götürecek projelerimizi muhakkak sürdürmemiz gerekiyor. MİP'in bu anlamda bizim için çok önemli. Dünyanın en büyük inşaat ve gayrimenkul fuarı. Ve Türkiye uzun yıllardan beri bu fuara katılıyor. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza emeklerinden dolayı. Bugün İstanbul standındayız. Paris ve Londra arasında çok önemli bir konumda. Gerçek yerinde aslında İstanbul standımızdayız. Ve çok güzel bir sunum hazırlanmış. İstanbul'u tanıtan çok güzel projeler burada sergileniyor. Devasa projeler burada sergileniyor. İşte 3. Boğaz Köprüsü, Avrasya Tüneli, bildiğiniz gibi havaalanı. Bunlar bütün dünyanın en büyük projeleri olma niteliğini taşıyor. Türkiye büyüyen ve güçlenen bir devlet.
Türkiye'nin potansiyelini biz 14 yıldan beri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz ve her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün bu fuarda, bu standla Türkiye'nin buraya katılan bütün belediye başkanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün belediyelerinin ve bütün gücünün ortaya çıkartıldığı, dünyaya tanıtıldığı bir günü yaşıyoruz. Bu vesileyle hem ticaret odamıza, hem fuarı düzenleyen arkadaşlarımıza, hem de katılan bütün belediye başkanlarımıza gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Her geçen gün bu fuardaki etkinliğimiz, ağırlığımız daha da artıyor, daha da büyüyor. Dünya Türkiye'yi keşfettikçe, Türkiye'nin gücünü ve potansiyelini keşfettikçe Türkiye bundan daha fazla menfaatleniyor. Bu vesileyle biz gittiğimiz her yerde, bütün dünya ülke ziyaretlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız odalarımızı, sanayicilerimizi yanlarında götürüyorlar ve oradaki ikili ilişkilerle, ikili görüşmelerle Türkiye'deki potansiyeli bütün dünyaya aktarmaya çalışıyorlar. İşte geçen haftalarda Afrika'ya gitmiştik beraber. Afrika'yı dört ülkeyi gezmiştik. Dört ülkede de toplantılar yaptık. İş adamlarıyla, sanayicilerle, oradaki bürokratlarla ikili görüşmeler yaptık. Ve çok başarılı bir gezi oldu. Bugün MİP'imdeyiz. Fransa'nın Cannes şehrindeyiz. Burada da ikili görüşmeler 2000'den beri devam ediyor. Çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin potansiyelini, Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin büyüme hızını bütün dünyaya tanıtmak anlamında bu fuarları önemsiyoruz. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak özellikle işin şehircilik kısmı anlamında gayrimenkul ve inşaat sektörünü her fırsatta desteklemek istediğimi dile getiriyorum. Sayın başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde de. Hem TOKİ başkanımızla beraber Türkiye'deki marka şehirleri daha nasıl ön plana çıkartabiliriz çalışmalarını yapıyoruz. Her bir ilimiz için özel projeler üretme noktasında ikili görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'deki modern şehirleri ortaya çıkartacak, Türkiye'deki tarihi dokuyu ortaya çıkartacak, Türkiye'deki o yöresel mimarinin ortaya çıktığı şehircilik anlayışının, geçmişten bugüne gelen şehircilik anlayışının öne çıktığı marka şehirler yaratma noktasında, ortaya çıkartma noktasında inşallah hep beraber çalışacağız. Bu vesileyle küçük bir bilgi de vermek istiyorum sizlerle. Bunun bir aşamasını Silopi'de gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanım da burada. Biliyorsunuz Silopi'de sokağa çıkma yasağının kalkmasından sonra terörle mücadeleyi çok başarılı bir biçimde gerçekleştirdikten sonra artık hayat normalleşti ve biz orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, TOKİ Başkanlığı olarak çalışmalarımıza başladık, saha çalışmalarımıza. Gerek TOKİ Başkanlığımız orada çok güzel projeler üretiyor, biz de planlama çalışmalarını yapıyoruz. Silopi'yi Silopi'lere yakışır bir biçimde yeniden inşa ve ihya etme noktasında inşallah çok güzel bir proje ortaya çıkartacağız. Keza Cizre'de de şu anda hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Cizre ölçeğinde de çok güzel projeler çıkartacağız. Ardından Sur'da Sur'un özeline, Sur'un mimarisine uygun kentsel dönüşü değil, TOKİ Başkanı da bunu teyit edecektir. Orada kesinlikle toplu konut anlamında bir yapılaşma değil Sur içinde. Tam tersi oranın yöresel mimarisinin ortaya çıktığı iki katlı, bir katlı çok güzel binalarla, evlerle, konutlarla, iş yerleriyle modern mimarinin getirdiği altyapı ama yöresel mimarinin görseliyle birlikte çok güzel bir Sur inşa edeceğiz. Böylelikle Sur hem Türkiye'nin, hem bölgenin, hem de dünyanın en önemli turizm alanlarından biri haline gelecek. Bence bu proje çok önemli bir proje. Bunu önemsiyoruz. TOKİ Başkanımızla birlikte burada ne yapabiliriz diye. TOKİ olarak biz şehrin dışında rezerv alanlarında inşa edeceğimiz konut alanları farklı ama Sur içinde daha özel bir çalışma yapıyoruz. Bunu da her fırsatta dile getiriyoruz. Bu MİP'in fuarında bu vesileyle önemsiyorum kentsel dönüşüm, şehircilik ve gayrimenkul anlamında hem dünyadaki gelişmeleri takip etme anlamında hem de Türkiye'nin nereye geldiğini bütün dünyaya tanıtma anlamında bu fuarları, bu ve benzeri fuarlara katılımı önemsiyoruz, teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Ben katılan bütün herkese ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Fırsat bulursak bugün bütün standlarımızı hep beraber gezeceğiz.
İnşallah buradan edindiğimiz tecrübelerle Türkiye'de daha güzel işler yapacağız ve buraya gelen ziyaretçileri de Türkiye'nin güzelliklerini en iyi şekilde anlatacağız. Katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun.